Merhaba arkadaşlar ben Ali Foca kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar YÖK'ün açıklaması var biliyorsunuz. Bu açıklama ne anlama geliyor? E, DGS ile hukuka geçiş kalktı mı? Adalet meslek yüksek okullarının kapatılması ile ilgili YÖK'ün açıklaması ne anlama geliyor arkadaşlar? Bundan sonra DGS ile hukuka geçemeyecek misiniz yoksa geçebilecek misiniz? Bu açıklamanın ayrıntılı e, anlamı yani ne anlamamız gerekiyor bu açıklamadan arkadaşlar? Buna detaylı sizden bahsedeceğim videoyu lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. E, videoya geçmeden önce DGS canlı dersler arkadaşlar yani e, son şansınız olabilir DGS bu sene hukuk geçiş için hala şansınızın olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla DGS canlı derslere katılabilirsiniz. DGS canlı derslere videonun açıklama kısmındaki linkten başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. E, kesinlikle DGS canlı derslere ben katılmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi buradan YÖK'ün açıklaması nedir? Beraber burada bakalım. Adalet Meslek Yüksek Okulları'na ilişkin açıklama var. Bu açıklamanın metnini beraber okuyalım. Ne anlama geldiğini beraber burada e, yorumlayalım. Şimdi Yüksek Öğretim Kurumları bünyesinde Adalet ve Hukuk Büro Yönetimi varmış arkadaşlar. Bu ön lisans programları dönüştürülmüş. Ne olmuş adı? Mahkeme Büro Hizmetleri programına dönüştürülmüş. Yani Adalet Meslek Yüksek Okulları kapatılmış ama Ada değişmiş gibi düşünebilirsiniz. Adalet ve Hukuk Büro Yönetimi Sekreterliği. iki tane bölüm var arkadaşlar. Bunlar birleştirilmiş. Bunlar açıkçası kapatılmış. Ve isimleri Mahkeme Büro Hizmetleri Programı olarak e, karar verilmiş. Buna dönüştürülmüş. Yani bunun amacı ne? Tabi buradaki Mahkeme Büro Hizmetleri'nin görevi nedir? <laughs> buna detaylı bakmak lazım. Bunların geçiş bölümleri nelerdir? Yani mahkeme büro hizmetleri hangi bölümlere geçebilir diye Bakmak lazım arkadaşlar. Adalet meslek yüksek okulları adı altında aynı üniversitelerde e, devam edebileceklermiş diyor. Bak ne diyor? Adalet meslek yüksek okulları meslek yüksek okulları adı altında yine aynı üniversitede üniversite yönetimlerinin teklifiyle devam edebileceklermiş. Tamam arkadaşlar. Yani burada aslında e, tam olarak ne olduğu anlatılmış. Ne diyor? Bakın bir daha okuyalım. Yüksek Üretim Kurumları bünyesindeki Adalet ve Hukuk Büro Yönetimi Sekreterli Ön Lisans Programları dönüştürülerek Mahkeme Büro Hizmetleri Programı açılmasına karar verilmiş. Adalet Meslek Yüksek okuları, meslek, meslek Yüksek Okulları adı altında yine aynı üniversitelerde üniversite yönetiminin teklifiyle devam edeceklerdir diyor. Yani burada şunu da anlayabiliriz. Yani üniversite isterse bunu devam ettirebileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Benim anladığım bu. Yani tabii ki bir hukukçuya sormak lazım. Yani buradaki anlam ne? Dönüştürülmüş ama burada tamamen mi kapatılmış bu? Adalet meslek yüksek okulları tamamen mi kapatılmış? Yoksa üniversite teklif ederse adalet meslek yüksek olarak devam edebilir mi? Şeklinde bir ibare var arkadaşlar. Bu muğlak görünüyor. Ama buna e, istinaden kapatılabilir. Büyük ihtimal kapatılmış adalet meslek yüksek okulları dönüştürülmüş mahkeme büro hizmetlerine dönüştürülmüş. Dönüştürülen adalet ve hukuk büro yönetimi Sekreterliği ön lisans programında kayıtlı öğrencilerin statülerinde öğrencilik haklarının herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak diyor. Yani dolayısıyla sizin hakkınız ne? DGS ile hukuka geçiş hakkınız var. Doğru mu? Yani siz bu hakkı elde etmişsiniz. Dolayısıyla DGS ile hukuka geçiş hala mümkün. Yani bu maddeden sizin haklarınızın korunduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Yani en azından 2024 DGS'de hukuka geçişin hala devam olacağı, devam edileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Haklarınız kazanılmış haklar bunlar. Dolayısıyla bu hakların iptal edilmesi söz konusu değil. Ama şöyle bir durum var. Kontenjanlar azaltılabilir mi? Azaltılabilir. Yani hukuka geçiş hakkınız var ama ben kontenjanları 273'ten son biliyorsunuz hukuk kontenjanları. Ben bunu azalttım. 273'ü 50 yaptım mesela. Yani mesela böyle düşünebilirsiniz. Yani 50 yapacaklarını düşünmüyorum bu sene için. Evet bir sürpriz olur kontenjanlarda yine kademeli azaltacaklarını düşünüyorum. Yani bunu kapatacaklarsa arkadaşlar birkaç yıl içerisinde bunu yapacaklardır. Hemen yapılacağını düşünmüyorum. 273'ü mesela önce 200'e 200'ü sonra 100'e, 100'ü e 50'ye, 50'yi 10'a çektikleri zaman e ben 10 tane kontenjan verdim sana. Senin hakkın devam ediyor. Adaletten hukuka geçebilirsin ama 10 tane kontenjan var dediği zaman yani normalde prosedürde kağıt üzerinde geçiş hakkınız var ama kontenjan o kadar az ki geçemiyorsunuz arkadaşlar. Yani işi bu noktaya götürecekler gibi görünüyor ama bunu kademeli yapacaklarını ben tahmin ediyorum. Birden uzun süreli yani bunu hemen ben 273'ü 50 yaptım, 40 yaptım gibi bir olay olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. İşte burada e, de, detaylı okuyalım arkadaşlar. Yüksek Öğretim Kurulu bünyesindeki Adalet ve Hukuk Bölümü Sekreterli Ön lisans Programları dönüştürülerek Mahkeme Büro Hizmetleri Programı'nın açılabilmesi, Adalet Meslek Yüksek Okulları'nın Meslek Yüksek Okulları adı altında yine aynı üniversitelerde üniversite yönetiminin teklifiyle devam edilmesi. Yani bakın burada Adalet Meslek Yüksek Okulları üniversite yönetimi isterse devam ettirebilir diyor burada. Yani ben bunu anlıyorum. Yani buradaki detaylara iyi bakmak lazım. Şimdi bunlar bir hukukçu bakması gerekiyor. Bunun alt kararları falan vesaire vardır. Yani bunun hani ilintili olduğu maddeler vardır, detayları vardır. Onlara bakmak lazım. Sadece buna bakarak Adalet Meslek Yüksek Yüksekokullarının tamamen kapatıldığını ben anlamıyorum. Dönüştürülmüş olabilir. Bir kısmı kalabilir. Bazıları üniversite talep edebilir. Üniversite ben Adalet bölümünü tutacağım da diyebilir arkadaşlar. Bu maddeye göre ben onu anlıyorum. Açıklama ifadeleri şu şekilde arkadaşlar. Yüksek Üretim önceliklerinden biri Türkiye 100 yılı vizyonuymuş. İşte bu vizyon çerçevesinde yani vizyondaki amaç şu. İşte biz e, nitelikli hukukçular yetiştirmek istiyoruz vesaire vesaire. Nitelikli uçucu, hu hukukçu yetiştirmek istiyorsan önceki yabancı öğrenciye verdiğin 4700 hukuk kontenjanını bir kere bitireceksin. Yani madem nitelikten bahsediyoruz DGS'deki 270 öğrenci senin niteliğini bozuyorsa 4700 öğrenci senin niteliğini ne yapar? Böyle düşünmek lazım. Yani çok saçma bir şey yani. Yani Türkiye 100 yılı 100 yılı diye bir ibare var. E bu Yezidli çerçevesinde ülkeye sen 4700 tane 5000 tane yabancı öğrenciyi hukuk kontenjanı adı altında sokuyorsun. Nasıl bir yüzyıldan bahsediyoruz? O da ayrı bir muamma arkadaşlar. İstihdam odaklı, istihdam odaklıymış. Yani burada zabıt katibi vesaire bunlar eksik anladığım kadarıyla üniversitelerde mahkemelerde sekreter, sekreterya dediğimiz zabıt katibi tardı öğrenci yani bunlarda çalışacak kişiler eksik olduğu için istihdam odaklı yüksek öğretim anlayışıyla yani biz buralara ara eleman yetiştirmek istiyoruz mantığının olduğunu düşünüyorum. Haklısa dönüştürülerek yenilerini ikame ediyor. İşte yakın zamanda kamuyla paylaşılmış öğretim bunu küresel gelişmelerin ışığında bilişim bilmem ne programları açılacakmış. Adalet Bakanlığı'nın insan hakları eylem planı çerçevesinde yüksek öğretim kurumları bünyesinde adalet ön lisans ile Şimdi ön lisans ile uzaktan e, öğretim ön lisans programlarının öğrenci alımı 2022 yılı bilmem ne yani ön lisansı AÖF'ü kapattıklarını söylüyor arkadaşlar burada. Dolayısıyla biz bununla başladık. Büyük ihtimal bununla da devam edeceğiz. Üniversiteler belki teklif edebilir maddesini oraya koyduk diyor. Bakın şurada üniversitelerin bunu hale devam ettirebileceğini üniversite isterse devam ettirebilir diyor. Burada yarın bir gün bir sıkıntı olursa şöyle diyecek benim anladığım. Biz bunun yolunu açtık ama üniversiteler talep etmediler. Yani üniversiteler adalet bölümü istemedikleri için biz kapattık diyeceklerdir. Ben buradan bunu anlıyorum. Dolayısıyla topu üniversitelere atmışlar. Üniversiteler isterlerse devam ettirebilirler. Ben onu anladım. E, Yüksek üretim kurumları bünyesindeki adalet ve hukuk büro yönetimi sekreterli ön programları dönüştürülerek mahkeme büro hizmetleri programı açılabilmesine karar verilmiş. Adalet meslek yüksek okulları meslek yüksek okulları adı altında yine aynı Üniversiteler üniversite yönetimlerinin teklifiyle devam edebileceklerdir. Üniversiteler bünyelerin dönüştürülmesine karar verilen adalet ve hukuk büromu yönetimli sekreterli ön lisans programları yerine mahkeme büro hizmetleri ceza infaz güvenlik Hizmetleri benzeri program açılmasının yüksek yönetim kuruluna teklif edebileceklerdir. Bak buradan şunu anlıyoruz. Üniversiteler isterlerse adalet meslek yüksek okullarına devam edebilirler, İsterlerse mahkeme büro yönetimine dönüştürebilirler bu bunları. Ben bunu anladım ama şöyle diyebilir yok. Ben bunları kapattım, sen buraya dönüştür diyebilir. Bunlar ikili danışıklı bir ibare olabilir arkadaşlar burada. Ama üniversiteler buna direnirse ki ben bilmiyorum, direneceklerini zannetmiyorum. Üniversiteler bunu kabul edeceklerdir, öyle tahmin ediyorum. Dönüşülen Adalet ve Hukuk Bölüm Yönetimi Sekreterliği Ön İstat kayıtlı öğrencilerin statülerinde değişiklik olmayacak diyor. Yani değişiklik şu anki kaydınız varsa diyor, kayıtlı öğrenciyseniz, Mezun öğrenciyseniz haklarınız korunur diyor. Kontenjanları veririm ama azaltabilirim. Kontenjanlar çünkü buna bağlı bir ibare değil. Kontenjanları azaltabilirim ama hakkınız devam eder diyor. Yani ben 20 kontenjan koyarım. Senin hakkı yine devam eder mantığına geliyor. Kontenjanların azaltılmaması umuduyla arkadaşlar. Tamam. Yani bu madde canınızı çok sıkmasın. burada ee, buradan baktığımızda çok fazla bir şey yok. 2024 için en azından bir tehlike görünmüyor arkadaşlar. Tamam. 2024 için bir tehlike yok. 2025 için, 2026 için de 2024'ün kontenjanlarına baz alarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.